Merhaba. Yaz ayının yaklaşması, güneş ışınlarının artık daha dik gelmeye başlaması nedeniyle cildin korunması adına güneş kremi kullanımı konusunda size önemli bazı bilgileri vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi güneş koruyucu kremler vücudumuzu ultraviyole A ve B ışınlarının neden olacağı zararlı etkilerden korumak için dizayn edilmiştir. İnorganik ve organik maddeler içerirler. Bunlar ultraviyole A ve B ışınlarını ya emerek ya dağıtarak zararlı etkilerini ortadan kaldırırlar. Burada derinin renginden bağımsız olarak herkeste bu zararlı ışınların etkisini önlemek amacıyla önerilir ama gerçekten bazı ciltlerin hem fotoyaşlanmaya hem de cilt kanseri gelişimine eğilimi olduğunu biliyoruz. Özellikle bu kişilerin güneş koruyucu kremlerini kullanmaları çok daha önemli. Burada inorganik dediğimiz bileşenlerin cilde yan etkisi çok daha azdır. Çinko oksit veya titanyum dioksit içerirler ve cilt üzerindeki yan etkileri daha azdır. Bizim geniş spektrumlu dediğimiz güneş koruyucu kremlerin kullanılması özellikle önerilir. Çünkü bunlar hem ultraviyole A'nın hem de ultraviyole B'nin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için dizayn edilmiştir. Özellikle ultraviyole A ışınları derinin yaşlanmasında ve kanser gelişmesinde özellikle önemlidir. Dolayısıyla kullanılan kremlerin özellikle ultraviyole A içermesi ve mümkünse hem A'yı hem B'yi içeren koruyucu etkinliklerinin olması bu açıdan önemlidir. Koruyucu faktörü konusunda özellikle koruyucu faktörünün SPF diye söylenen koruyucu faktörünün 30 ve üzerinde olması ve biraz önce söylediğim gibi mümkünse geniş spektrumlu olması yani A ve B'ye karşı koruyucu olması özellikle önerilmektedir. Gene hep bilip paylaştığımız gibi 6 ayın altındaki çocuklarda bu kremlerin kullanılması önerilmez. Daha çok kıyafetlerle ve güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıya çıkmayarak bu etkiden kaçınılması 6 ayın altındaki bebekler için önemlidir. Diğer taraftan bu güneşli mevsimlerde dışarıya çıkarken giydiğimiz kıyafetlerin üzerindeki ultraviyole koruma faktörünün mutlaka kontrol edilmesi bu açıdan önemlidir.